Şu anda bir ev yangını var. Siz de olay yerindesiniz. Olayla ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii. Olayla ilgili şu anda bize öğle saatlerinde gelen bilgide bir evimizin yandığı bilgisi geldi. Bu evimizin biz elektrik kontağından, hani ondan çıktığını düşünüyoruz. Arkadaşlar gerek jandarmamız, gerek orman, gerekse belediye, itfaiye ekipleri biz hızlı bir şekilde olay yerine geldiler. Çok şükür o evde çıkan tabii ki yangın başka bir evimize sıçradı. Şu an iki tane evimiz tamamen kullanılmaz hale geldi. Çok şükür hani hiçbir can kaybımız yok. İki tane sadece ahşap olan evimizi kurtaramadık ama onlar da eski evlerdi. Ben hani çok geçmiş olsun diyorum vatandaşımıza da. O da şu anda sağ salim zaten yanımızda. Bir problem bulunmamaktadır. Yani arkadaşlarımız da hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde inşallah kurtaracağız. Geçmiş olsun Sayın Kaymakam. Çok sağ olun. Ahmet Gözen, İsa Köyü Muhtarı. Köyümüzde 11 sularında yangın olduğunu öğrendik. Cide'den, şehirden döndük, buraya geldik. Evin bir tanesi tamamen yanmış durumda. Öbür Hasan Özan'a ait olan evde kısmen o da yanıyor. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Sönmüş durumda şu anda. Herhangi bir can kaybı veya hayvan falan var mıymış? Herhangi bir can kaybı falan yok şu anda. Burhan Gündoğdu vardı oturan sadece. Evet. O da şu anda salim. Yani aramızda. Siz de herhalde köy sakinisiniz. Ben burada oturmuyorum, oturuyorum. Yani, siz yangını duyunca mı geldiniz? Duyunca geldim, evet. Duyunca geldim. Evet, siz burada mıydınız? Ben köyüm emeğim. Evet. Ben de 12 sıralarında geldim buraya yangın devam ederken. Evet. Hatta göresiye ben yangını 112 yaradım. Evet. Burayı ekiplerin yönlendirildiğini söylediler. Evet. Ondan sonra geldim ben buraya baktım. Evin bir tanesi zaten yanmıştı. İkinci de başlamıştık yanmaya. Geçmiş olsun Sayın Muhtarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olun.
Allah Allah. Bak tanker full. Tankerden şu an az geldi. Bütün itfaiyesi bitti. Su basıyor. Tamam mı? Bizim amacımız bura ne biliyor musun? Bizim amacımız buna sarmak.